Bu dersimizde join işlemlerinden non-equi join'i inceleyeceğiz. Non-equi join bir tablodaki bir sütun üzerindeki değerlerin farklı bir tablodaki iki sütun üzerinde aranmasını sağlar. Örneğin resimde gördüğünüz employee tablosundaki salary bilgisi, salary sütununun değerleri job grades tablosundaki iki farklı sütunda aranmasını sağlıyor. Bunlardan bir tanesi lowest sal, diğeri highest sal. Bunların iki farklı değerleri var. Sol taraftaki salary değeri, employees tablosundaki salary değeri, bu taraftaki sağ taraftaki job grades tablosundaki iki sütunda aranıyor ve arama sonucundakiler bulunuyor. Ve bunları geri getiriyor. Şimdi bununla ilgili örnekler yapalım. Şu şekilde. Açıklamamızı okuyalım. Non-equi join genellikle bir tablodaki değerin başka bir tablodaki iki değer arasında aranmasında kullanılmaktadır. Şimdi aşağıdaki örneği anlatacağım. Aşağıdaki örnekte employees tablosundaki here date değerini, yani başlangıç tarih değerini, job history tablosundaki start date ve end date değerleri arasında aramaktayız. Şimdi sorgu üzerinde bunu anlatalım. Select e.lastname, yani employees tablosundan last name alıyoruz. Daha sonra salary bilgisini alıyoruz, maaşı. Daha sonra j, yani job history tablosundan employee id ve here date sütunlarını alıyorum. From employees takma isim olarak e verdik. Virgül job history takma isim olarak da j verdim. Daha sonra verde ne istiyorduk? Yukarıda soruyu tekrar okursak anlayacağız bunu. Employees tablosundaki here date değerini job history tablosundaki vesaire. Yani employees tablosunda bulunan e, gördüğünüz gibi employees'in e'si nokta here date tablosundaki here date değerini, yani e nokta here date değerini bu between and içerisindeki j nokta start date ve j nokta end date sütunları arasında arayacağız. Soru bile zaten cevabı anlatacak şekilde tasarlanmış diyebiliriz buna. Job history j idi. Filtreleyeceğimiz, yani arama yapacağımız değerler e.heredate'deki tarih bilgileriydi. Peki nerede arama yapacağız? Where'den sonra between ve end kullanıyoruz. Between ve end kullanıyoruz. Bunların bir tarafında ilk değer, yani j.startDate, ilk olarak bunda ara diyoruz ve j.endDate diyerek burada da araması gerektiğini söylüyoruz ve bu şekilde hazırlanacak sorgu sonuçlarını bize getirmesini istiyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi istediğimiz sorgu başarıyla gerçekleşti. Burada tarihler üzerinde bir işlem yaptık. Yani buradaki değerlerle herhangi bir işimiz yok. Biz mesela employees tablosundaki here date'leri listeliyorum. Buradaki tüm değerler, tüm gelen değerler, bunların içerisinde start job history tablosunda start date ve end date içerisinde arandı. Daha sonra uyan sorgu sonuçları bize kayıt olarak geri geldi. Yani employees tablosunda şu an here date sütununu görüyoruz. Biz burada ne demiştik? E.here date değerlerini bunların içerisinde ara. O zaman şu anlama geliyor. Buradaki her satır tek tek job history'deki start date ve end date sütunları içerisinde arandı ve bunlarla eşleşen kayıtlar bize getirildi. Tekrar çalıştıralım. Evet, buradaki here date bilgileri az önceki employees tablosundaki sütunda olduğunun garantisini bu şekilde vermiş olduk.